hayırlı uğurlu olsun. 10 yıllık Amerika turist vizesini aldım ve mülakata dün girdim. Mülakatı geçtim, onaylandı ve 10 yıllık Amerika vizem artık hazır. Ne zaman istersem Amerika'ya gidebilirim ve sizlere böyle bir video hazırlamak istedim. Eğer siz de bir gün Amerika vizesi almak isterseniz neler yapmanız lazım? Taktikler nedir? Mülakat nasıl geçiyor? Hangi evrakları hazırlamanız lazım? Formlar nasıl dolduruyor? Vize ücreti nedir? Ne yapmanız lazım? Ne yapmamanız lazım? Size bütün detayları, tüm bildiklerimi, bütün tecrübelerimi bu videoda size anlatacağım. Eğer siz de bir gün Amerika vizesini almak istiyorsanız bu videoyu hiç atlamadan her saniyesini izleyip sonuna kadar izlerseniz aklınıza hiçbir soru işareti kalmayacak ve bu videoyu bitirdiğinizde çok rahat bir şekilde Amerika vizesini de alabilirsiniz. Ne yapmamanız lazıma kadar her türlü tecrübelerimi size anlatacağım arkadaşlar. Öncelikle Amerika vize süresi ne kadar? Ne kadar vizelik veriyorlar? Hani Schengen vizesi mesela çok farklı. Bir hafta, bir aylık, üç aylık, bir yıllık falan değişiyor. Kişisine göre farklı veriyorlar. Amerika'da böyle bir şey yok. Vizen ya onaylanır ya onaylanmaz. Vizen onaylanırsa da net 10 yıllık vizeni alırsın. Böyle 3 aymış, 1 yılmış, 50 yılmış yok abi. Direkt net 10 yıllık Amerika vizeyi herkes alıyor. Peki ne yapmanız lazım? Şimdi size adım adım bütün süreci anlatacağım. Birinci adım, ikinci adım ve en sona kadar ne yapmanız lazım? Sırasıyla anlatacağım. O yüzden videoyu atlamadan arkadaşlar izlerseniz soru işaretiniz kalmaz. Yalnız bir emeğe destek olmak için de bu videoyu beğenip bir yorum yazarsanız ve kanala abone de değilseniz de bir abone olursanız da çok mutlu olurum. Yani bunlar bedava. Videoya sadece bir beğeni atacaksın, yorum atacaksın. Sizin kaybedeceğiniz bir şey yok ama bana çok büyük bir destekte bulunmuş olursunuz. Videoyu beğenip yorum yazıp kanala abone olduysanız size şimdi anlatmaya başlayayım. Şimdi tüm süreç nasıl oluyor? Öncelikle şu an sen Amerika vizesini alacaksın. Şimdi başvurmaya başlıyorsun artık. Ne yapman lazım? Birinci adım, DS-160 isminde bir form var ve bu formu eksiksiz olarak doldurmak zorundasınız. En önemli iki tane nokta var Amerika vizesini almanız için. Tüm süreçte yani çoğu şey önemsiz ve gereksiz ama iki tane şey var. Bu ikisini net ve doğru eksiksiz yaparsanız vizeyi alamamak için bir sebebiniz yok. Birincisi bu DS-160 formunu detaylı, doğru bir şekilde doldurmak zorundasınız. Çok önemli. Neden mi? Çünkü ikinci adım Amerika vizesinde mülakata giriyorsunuz. Yani öyle evrak götürüp de evraklarınıza göre karar vermiyorlar. Mesela Schengen vizesi alırken bu şekilde yapıyorlar. Sizi mülakata almıyorlar Schengen Avrupa vizesinde. Evraklarını götürüyorsun. İşte kaç para kazanıyorsun, ne iş yapıyorsun falandır filandır. Evraklarını götürüyorsun, ona göre onaylanıyor. Amerika'da böyle bir şey yok. Yüz yüze Amerikalı bir adamla beraber konuşuyorsun 2-3 dakika ve o senin orada anlattıklarına göre, onun sana sorduğu sorulara, verdiğin cevaplara göre karar veriyor. 2 dakika içinde ya onayı alıyorsun ya reddi alıyorsun. Ve bu DS-160 formu neden mi önemli? Çünkü mülakata girdiğinizde o Amerikalı karar verecek adam yanında bir bilgisayar ekranı açık ve orada sizin doldurduğunuz DS-160 formu açık ve size soru sorarken bakıyor formda ne yazmışsın ve sana sorduğuna aynı şeyleri söylemen gerekiyor ve bu küçük detaylar bile o kadar önemli ki. Örneğin DS-160 formunu doldururken sen oraya dedin ki mesela Amerika'da nereye gideceksin sorusuna, örneğin New York'a gideceğim yazdın formda. Mülakat sırasında adam sana Amerika'da nereye gideceğim diye sorduğunda formda sen New York demiştin ama sen mülakat sırasında uyduruyorum Miami'ye gideceğim dersen eğer, çok saçma yani, küçük bir basit bir detay değil mi? Ne olacak ki? Formda New York yazmışsın, fikrin değişmiş, mülakatta Miami demişsin. Ama işte o öyle olmuyor. Direkt orada reddi veriyor adam. Çünkü sen yalan söyledin bana diyor. Formda New York yazmışsın, bana şimdi Miami dedin. Direkt çık. Bitti. Yani o yüzden DS-160 formunu eksiksiz net bir şekilde doldurmanız lazım. Çok önemli arkadaşlar. Ve bu DS-160 formu çok uzun bir form. Yani doldurmaya başladığınızda 1 saat 2 saatte anca bitirebilirsiniz. Uzun uzun detaylı detaylı bir ton sorular soruluyor. Yani gerçekten bunu net ve doğru doldurun. Eksiksiz yapmayın arkadaşlar. Bu formu doldurun. Sonrasında süreç nasıl oluyor? Tamam, 1 saat 2 saat 3 saatini verdin. Bu formu doldurdun. Doldurduktan sonra ödeme yeri geliyor. Amerika vize ücretini formu doldurduğun gibi önden peşin bir şekilde ödemeniz gerekiyor. Banka veya kredi kartınıza online sistemden vize ücretini ödüyorsunuz. Ücret ne kadar? 185 Amerikan doları. Artık bu videoyu ne zaman izliyorsanız günün kuruna göre Türk lirası olarak hesaplarsınız. 185 Amerikan dolarını banka kartınızla online ödemeyi yaptıktan sonra karşınıza artık randevu alma yeri geliyor. Size uygun tarihler ve saatler çıkıyor. Bu tarihlerde randevunu alabilirsin diyor. Siz de oradan kendinize göre uygun olan tarihi ve saati seçip randevunuzu alıyorsunuz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Randevu tarihleri o kadar ileri tarihe veriliyor ki, çünkü Türkiye'den çok fazla talep olduğu için, yani minimum 1 yıl sonrasına veriyorlar randevuyu. 1,5 yıl, hatta 2 yıla yakın ileri süreçlerde veriyorlar tarihleri. Ama bu sizin canınızı sıkmasın. Yani diyebilirsin ya kardeşim, ben parasını ödemişim, formu doldurmuşum, 2 yıl sonra randevu verildi. 2 yıl ben bunu mu bekleyeceğim?
diyorsunuz. Evet, normalde 2 yıl beklemeniz gerekiyor ama bunun da bir taktiği var. Tarihlerinizi öne çekebiliyorsunuz. Zaten bu videoda size her şeyi de anlatacağım. Tarihleri nasıl öne çekersiniz falan filan gibi taktikleri de anlatacağım. Şimdi birinci süreç bu arkadaşlar. Dediğim gibi önce resmi siteye girip DS-160 formunu eksiksiz dolduruyorsun. Sonrasında 185 dolarlık ödemeyi yapıyorsun. Arkasından da hemen 1 yıl 2 yıl sonrasını artık ne zamansa rastgele bir tarihe randevunu alıyorsun. Birinci süreç bu. Ama şimdi size burada çok güzel bir yardımcı olacağım. Dediğim gibi bu DS formu o kadar önemli ve detaylı ki bunu tabii ki siz bireysel olarak yapabilirsiniz ve bütün süreci tek başınıza yönetip vizeyi tek başınıza alabilirsiniz. Yani birileriyle çalışmak veya aracılığıyla çalışmak zorunda değilsiniz ama tavsiye ederim ve ben de bu şekilde yaptım. Ben profesyonel destek alarak bütün süreci yönettim. Ben GarantiVizem.com isimli danışmanlık şirketinden hizmet aldım ve onların aracılığıyla ben Amerika vizesini aldım. Buraya da yazıyorum. Eğer siz de derseniz ki ya ben şimdi bu formu yanlış doldururum, eksik doldururum, bilmiyorum, etmiyorum, ya bir sıkıntı yaşarım, mülakata gireceğim zaman ne yapmam lazım falan gibi sürekli aklınıza soru işaretleri olacağı için ve şu an bu videoyu izleme amacın neyse öğrenmek için bu videoyu izliyorsun. İşte bütün süreci yönetebilecek şirketlerle çalışabilirsiniz. Ben GarantiVizem.com danışmanlık şirketiyle çalıştım ve çok memnun kaldım. Bu bir işbirliği falan değildir. Sizlere tavsiye niteliğinde sunuyorum. Buraya isimlerini yazıyorum. Instagram'dan mesaj atıp iletişim kurup hani isterseniz onlarla da çalışabilirsiniz. Onlarla çalışırsanız nasıl bir faydası olacak? Bütün süreci onlar yönetiyor. Siz hiçbir şeyle uğraşmıyorsunuz. DS-160 formunu onlar dolduruyor. İşte ödeme olsun, randevu tarihini alma olsun, süreci yönetme gerekli. Evraklar nedir? Evraklarınızı hazırlama süreci, mülakata gideceğiniz zaman ne sorular sorabilirler, nasıl cevap vermeniz lazım gibi bütün her şey hakkında size harika destekte bulunuyorlar. Ben onlarla çalış memnun kaldım ve onlarla memnun kaldıktan sonra bu videoyu çekeceğimi söyledim ve onları da hani çünkü siz de belki aranızda danışmanlık şirketiyle çalışıp profesyonel destek almak isteyenler olur diye sizlere de yardımcı olmak istedim ve bana GarantiVizem.com dedi ki bana yani bize Instagram'dan mesaj atacakları zaman desinler ki senin selamını versinler. Ben Mert Aktaş aracılığıyla geliyorum. Mert Aktaş'ın işte selamını getirdim. Mert Aktaş'ın videosunu izledim de geldim size önermiş falan diye mesaj atarsanız dediler ki senin aracılığına gelen herkese de danışmanlık ücretinde de güzel bir indirim yapıp uygun bir fiyatlarda hani yardımcı oluruz senin takipçilerin dediler. Ben de çok mutlu oldum. Yani benim buradan hiçbir çıkarım yok. Yani yanlış anlaşılma olmasın. Yani buradan benim bir kar gütme olayım yok. Tamamen hani sizlere yardımcı olup onlar da bana çok iyi yardımcı olduğu için sizler arasında bir yardımlaşma kurmaya çalışıyorum. Onun dışında arkadaşlar dediğim gibi profesyonel destek alıp almamak tamamen size kalmış. Bu süreci tamamladığımızda DS-160 formunu dolduruyorsun. Vize ücretini ödüyorsun. Randevu tarihini alıyorsun. Veya danışmanlık şirketiniz hallediyor. Bundan sonra yapmanız gereken bir şey yok. Çünkü 1 yıl, 2 yıl sonrasına randevu veriliyor. Ama burada önemli olarak şunu yapmanız lazım. Tabii ki de 2 yıl boyunca ya bu tarihin gelmesini mi bekleyeceksiniz? Hayır. Tarihinizi çok rahat ve basit bir şekilde ön tarihlere, yakın zamanlara çekebiliyorsunuz. Ki benim bu tarihi öne çekme sürecimi GarantiVizem.com'da çalışırken onlar benim için halletmişti. Örneğin ben başvuruyu ilk yaptığım zaman 2004 yılının Mayıs ayı civarlarında başvuruyu yapmıştım ve 2024 Mayıs'ta başvurdum ve benim randevu tarihim 2026 yılının Ocak ayıydı. Nereden baksanız bir 16-17 ay sonrasına, 1,5 yıl sonrasına randevum verilmişti. Ama şu an bu videoyu çektiğim tarih 2024'ün Ekim'i. Yani Mayıs ayında başvurdum, Ekim ayında dün vizemi aldım. Yani tarihi öne çektik. Totalde 1,5 yıl beklemedim. 4 ay 5 ay içerisinde her şeyi hallettik. Tabii ki bunu çalıştığınız danışmanlık şirketi sizin için sürekli tarih arayıp öne çekebilir. Veya bunu siz kendiniz bireysel olarak da yapabilirsiniz. Nasıl oluyor? Formu doldurduğunuz siteye girip sürekli her gün girip araştırma yapacaksınız. Çünkü çok fazla talep olduğu için iptal edenler oluyor. Veya işte tarihini değiştirenler oluyor. Almaktan vazgeçenler olabiliyor ve tarihlerde boşluklar oluşuyor. Ve siz bunları sürekli kovalayacaksınız. Her gün gireceğiniz bakacağınız sisteme. Ekim ayında boşluk var mı, Kasım ayında boşluk var mı gibi bakacaksınız. Bulduğunuz yerde ön tarihlere çekebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte dediğim gibi ben 2024 Mayıs'ta başvurdum. 2026 Ocağı randevum verilmişti ama 2026'yı beklemeden 2024'ün Ekim ayında ben mülakata girdim ve vizemi rahatça aldım. Onun dışında mülakatlar nerede oluyor, hangi şehirlere gitmeniz lazım, nasıl oluyor? Türkiye'de sadece iki tane şehirde yapılıyor mülakatlar. İstanbul ve Ankara'da. Yani hangisine gideceğiz falan gibi kafanız karışırsa da hiçbir önemi yok. İstanbul'a da gidebilirsiniz, Ankara'ya da gidebilirsiniz. Zaten ilk başta randevu tarihini alırken siz seçiyorsunuz zaten İstanbul'dan mı alayım, Ankara'dan mı alayım, hangi şehirde daha erken tarih var diye bakıyorsunuz. Ki sonraki süreçte tarihinizi ön zamanlara alacağınız zaman şehir değişikliği falan da yapabiliyorsunuz. Örneğin ben ilk randevuyu aldığımda İstanbul şehrini almıştım. Çünkü İstanbul'da daha erken tarih vardı. 2026 Ocak olması İstanbul'da daha erkendi. Ankara daha da uzaktı. Ama hemen bir ay sonrasında benim çalıştığım danışmanlık şirketi
tarihimi değiştirdi işte. Ekim'e aldı 4 ay 5 ay sonrasına ve şehrimi Ankara olarak değiştirdi. Çünkü Ankara'da açık vardı. Yani İstanbul Ankara değişiklik yapabiliyorsunuz. Benim ilk randevum İstanbul'daydı ama mülakata Ankara'da girdim, aldım. Yani o konuda hiçbir sıkıntı yok. İstanbul'da da gitsen, Ankara'ya da gitsen hiçbir sorun yok. Aynı sistem, her şey aynı, hiçbir şey değişmiyor. Türkiye'nin neresinde yaşarsan yaşa, ikametin neresi olursa olsun, İstanbul'da olur, Ankara'da olur. İstanbul'da yaşıyorsan Ankara'ya gidip de alabilirsin. Tarih nerede erkense o artık tamamen size kalmış. Sonrasında ise artık en önemli süreçleri bitirmiş oldunuz. Tarihinizi öne alabildiniz, alamadınız, önemi yok. Artık mülakat tarihiniz yaklaştı. Artık böyle bir ay kaldı, iki hafta kaldı. Artık ne yapmanız lazım? Gerekli evrakları hazırlama zamanı geldi. Öncelikle şunu da belirteyim. Gerekli evraklar aslında gereksiz evraklar. Şöyle bir karşılaştırma yapayım. Daha önce Schengen vizesi veya başka ülkelerden vize alanlar varsa çok iyi bilirler. Bilmeyenler varsa, ilk defa böyle konsolosluk işlerine girecekler de varsa şöyle basit bir bilgi vereyim. Amerika vizesi çok ayrı. Evrak hiçbir şey istemiyorlar. Hiçbir şey istemiyorlar. Mesela Schengen veya diğer vizelerde böyle bu kadar kalınlıklarda bir sürü evraklar götürmeniz gerekiyor. Yok işte ne iş yapıyorsun, iş yerinden izin belgesi, yok sigortaların, yok banka hesap dokümanların, yok maaş bartroların, sigortaların, yok üstünde ev, araba, arsa bir şeyler varsa topular mopular, yani bir ton defter evrak götürmeniz gerekiyordu. Amerika vizesinde böyle bir şey yok. Hiçbir şey götürmenize gerek yok. Yani aslında istenilen evraklar var. Onları size şimdi söyleyeceğim zaten. Veya danışmanlık şirketiyle çalışırsanız onlar size zaten bütün bu evrakları hazırlamanıza da yardım ediyor. Bana yardımcı olmuşlardı. Ama hiçbir gereği yokmuş. İstenilen belge, 3 tane önemli belge var. Bu üçünü almak zorundasınız. Birincisi tabii ki de pasaport. Pasaportunuzu götürmeniz gerekiyor. Ki eski pasaportunuz varsa, süresi bitmiş veya herhangi bir eski pasaportunuz varsa onu da götürün. Ya pek bir önemi yok aslında onun da, ama yine de bir duruş sergilemiş olacaksınız. Yani ben ikinci pasaportluyum, ben üçüncü pasaportluyum. Benim geçmişim var, yurt dışı geçmişlerim diye yani bir görüntü yapmış olursunuz. Ama çok hani faydası aman aman var mı yok mu tartışılır. Ama yine varsa eski pasaportu götürün. Birinci götürmeniz gereken şey işte aktif pasaportunuzu götüreceksiniz. Önemli olan şu, en az 6 aylık geçerlilik süresi olması gerekiyor pasaport süresinin bitimine. Ve en az 2 tane boş sayfası olması gerekiyor. Bayağı bir sayfaları siz bitirdiyseniz 2 tane de boş sayfası olması gerekiyor. Başka bir şey yok. Pasaportunu götürdükten sonra 1 tane de vesikalık fotoğraf götürmeniz lazım. Bu çok önemli çünkü Amerika konsolosluğunun istediği vesikalık ölçüleri çok farklı. Hiçbir yerde bu ölçüler istenmiyor. Boyutu 5'e 5 ölçülerinde Amerika vizesine uygun biyometrik fotoğraf götürmeniz gerekiyor. Zaten bir fotoğrafçıya gidip vesikalık çekeceğiniz zaman bunu kesinlikle belirtin. Amerika vizesi için ben vesikalık fotoğraf çektireceğim deyin. Zaten ona göre çekim yapıyorlar, veriyorlar. Konsolosluk sadece bir adet istiyor bu vesikalık fotoğraftan. İkinci önemli olan şey bu, sizin götürmeniz gereken. Üçüncü gereken şey ise bu, en başta doldurduğunuz DS-160 formu var ya, yani $185 ödediğiniz form aldınız. O formu doldurup bitirdikten sonra size bir onay belgesi veriyor. Hani işte başvurunuz yapılmıştır, ödeme alınmıştır. Bu da onay belgeniz diye size bir belge veriliyor. O belgeyi götürmek zorundasınız. Yani DS-160 formunda doldurduğunuz bilgileri götürmeyin. Yani adın nedir işte falan, orada sorulan sorulara verdiğiniz cevapları götürmeyin. Size bir onay formu veriyorlar. Bir sayfalık sadece. Hani başvurunuz onaylanmıştır. Randevu tarihiniz şu tarihtir, şu ay, şu gün, şu yıl. İşte isim soy isim budur gibi bir belge veriliyor. Bunu götürün. Bu üçünden birisi bile eksikse mülakata bile alınmazsınız direkt girişte. Bu üç belgeyi hazırlayın. Onun dışında istenilen belgeler şunları istiyorlar. Yani üstüne tabii bir tapu varsa, hani ev, araba, arsa falan filan tapu varsa tapuyu götür diyor. Onun dışında işte ikametgah belgesi istiyorlar. İşte vukuatlı nüfus kayıt örneği falan bir şeyler istiyorlar. Böyle birkaç şey daha, böyle belgeler var. Zaten siz formu doldurduğunuzda orada bu evraklar yazıyor veya danışmanlık şirketiyle çalışırsanız onlar zaten yardımcı olur size bu konuda. Yani bu tarz evraklar da istiyorlar ama hiç bakmıyorlar. Ben götürdüm oraya işte, ne bileyim işte topu götürdüm. 6 aylık banka hesap dökümü götürdüm, ikametgahımı götürdüm, vukuatlı nüfus bir şeyleri var falan, hepsini götürdüm. Bakmadılar ve istemediler bile. Hatta sordum hani bakmak ister misiniz falan diye. Gerek yok, gerek yok dediler. Yani eksik evrak götürürseniz dert etmeyin. Ya evraklarım eksik, sıkıntı yaşar mıyım? Dert etmeyin abi, sormuyorlar. Götürmeseniz de olur. O dediğim 3 şeyi götürün yeter. Ama siz yine de ne olur ne olmaz yanınızda bu evrakları yine götürün. Yani hiç kimseden istemiyorlar ama belki sizden isteyeceği tutar. İsterse de yanında en basitinden bir banka hesap dökümünü istemiştir. Yanında yoktur. Red alman için bir sebeptir. Yine yanınızda götürün abi. Bir şey kaybetmezsiniz ama gereği yok yani. Oradan çıkınca direkt çöpe atacaksınız bütün belgeleri. Ama yine siz götürün. Evraklar bunlar. Peki bu evrakları hazırladınız. Randevu tarihiniz geldi. Artık Ankara'da ya da İstanbul'da
İstanbul'da. Şimdi belirli bir randevu saatiniz var. Öğleden önce randevular yapılıyor. 7 gibi başlıyor. Öğlen 11-12'ye kadar randevular devam ediyor. Saatin hiçbir önemi yok. Yani randevuya, çünkü muhtemelen şehir dışından gidiyor olacaksınız. İstanbul veya Ankara'da yaşamıyorsanız hep şehir dışından gideceksiniz. Ya saatim işte geç kaldım, yarım saat geç kaldım ya da erken gittim derdine girmeyin. Bunu hiç önemsemiyorlar. Sadece öğlene kadar git yeter. Örneğin benim randevu saatim 10.45 geçeydi. Sabah 10.45. Ben Kuşadası'nda yaşıyorum. Kuşadası'ndan gece otobüsü yolculuğu yaptım. 9'da otobüse bindim. Sabahın 6'sında Ankara'ya vardım. Ankara'dan almıştım. Konsolosluğa gittiğimde vardığımda saat sabah 8.30'tu. Randevum 10.45. Ya dedim 2 saat bekleyeceğim. Bir deneyeyim şansımı alırlar mı diye. Gittim dedim böyle böyle kapıdakilere. Benim dedim 2 saat sonra randevum ama şimdi girsem olur mu dedim. Olur gir dediler. Aldılar direkt. Yani saatin hiçbir önemi yok. Erken de gitseniz 1 saat 2 saat geç de kalsınız. Öğlen 11-12 olmadığı sürece yani gün içerisinde her saatte girebilirsiniz. Tabii diğer günler giremezsiniz. Yani benim 10.45 gel sabah 8.30'da girdim. Saat 9'da çıktım ve bütün her şeyim hazırdı. Şimdi gelelim en önemli yere. Artık bütün evrakları hazırladınız. Randevu tarihiniz geldi. Yola çıktınız. Konsolosluğa gittiniz. Sabah konsolosluğun kapısındasınız. Şimdi neler yapmanız gerekiyor? O konsolosluğun içerisindeki süreç nasıl? Hangi adımlardan geçiyorsunuz? Neler yapılıyor? Sonrasında mülakata girdiğin zaman nasıl sorular soruyor? Nasıl cevaplar vermelisiniz? Nasıl cevaplar vermemelisiniz? İşte önemli yere geldik. Şimdi konsolosluğun kapısındasın. Burayı da adım adım anlatıyorum. Ben Ankara'dan aldım. Ankara için anlatıyorum ama İstanbul için de değişmez. İstanbul için de aynı. Sonuç olarak ikisi de konsolosluk. Farklı şehirlerde olan yerler. Şimdi konsolosluğun kapısına geldiğinizde bu arada yanınızda hiçbir eşyayı içeriye sokamazsınız. Cep telefonu, cüzdan, araba anahtarı falandır filandır hiçbir şey içeri sokamıyorsunuz. Ki benim bu gözümdeki gözlük numaralı gözlük ve gözlüğümü bile kabul etmediler. Yani muhtemelen tabii benim bu güneş gözlüğü görünümünde bir numaralı gözlük. Belki güneş gözlüğü sandıkları için izin vermemişlerdir. Çünkü ben de orada itiraz etmedim. Ya bu numaralı gözlük sokayım edeyim. Cevap verme. Önemli değil dedim. Gözlükte giremezsin dedi. Tamam dedim. Çıkarttım koydum cebime. Yani yok ben göremem edemem falan demedim. Zaten gözüm 1.5 numara. Önemli değil. Görebiliyorum. Hani muhtemelen güneş gözlüğü sandığı için sokamazsın dediler. Cebe koydum. Numaralı olduğunu söyleseydi muhtemelen izin verirlerdi de yine ben bulandırmak istemedim işi. Yani sonuç olarak konsolosluğa girmişsin. Orada itiraz edeceksin. Ya hayır ben gözlükle gireceğim falan. Dedim boş ver ya koy cebe dedim. Ne olacak yarım saatte dedim. Bulanık görerek hallederiz falan. Yani yanınıza hiçbir eşya götüremiyorsunuz. Sadece evraklarınızı sokabiliyorsunuz içeriye. Bir dosyayla evraklarınızı sokun. Peki bu eşyaları ne yapacaksınız? Tek başınıza gideceksiniz veya araba anahtarın var falan. Nereye koyacaksın? Abi konsolosların girişinde emanetçiler var. Direkt yani bu işin ticaretini çok güzel yapıyorlar. Tertemiz para kazanıyorlar. Onlara da selamlar olsun. Emanetçilere her şeyinizi emanet edebilirsiniz. Ben Ankara'dakine gittiğimde işte Ankara konsolosluğunun önünde bir silah poligonu var. Böyle atış poligonu. Oradan bir aşağı iniyorsun. Orada bir market var. Bakkal böyle market. Hem su, cips bir şeyler satıyor hem de emanetçi yapıyor. Fiyatları ise sadece cep telefonu bırakmak istersen 100 lira. Yani şu an 2024'ün Ekim ayındayız. Bugünün piyasası cep telefonu için 100 lira. Eğer bir çanta varsa hani böyle küçük büyük hani öyle normal bir çantanız varsa 200 lira. Valizle giderseniz 300 lira piyasası. Böyle benim yanımda bir çanta vardı. Yani çanta için 200 lira para verdim. Hani en azından ama bir sorun olmadı. Telefon, cüzdan her şeyi içindeydi. Sadece size o emanette her şeyi emanet ettikten sonra artık içeriye girme zamanı geldi. Yanınızda hiçbir şey yok abi. Üstünüz bomboş olmak zorunda. Yani ondan sonra evraklarınızı aldınız, konsolosluğun kapısına geldiniz. Önce tabii orada güvenlik var. Güvenliğe geçtikten sonra daha binanın içerisine girmeden orada bir pasaport kontrol yeri var. Orada Amerikalı bir adam yaşıyor. Amerikalı bir adam çalışıyor. Orada direkt sana Türkçe konuşarak merhaba, günaydın, hoş geldin, pasaportunu ver falan diyor. Güler yüzlü bir adamdı. Tabii bu mülakat değil, giriş aşaması. Tabii böyle güvenliklerden falan geçiyorsun. Hatta şöyle de bir bilgi de vereyim. Hatta soracak olanlar vardır. Ya bu mülakat İngilizce mi oluyor, Türkçe mi oluyor? Bunun bilgisini başta vermeyi unuttum. Şimdi söyleyeyim. Mülakata İngilizce mi gireceğiz, Türkçe mi gireceğiz, seçebiliyoruz mu? Mülakata alan kişilerin hepsi mi Amerikalı mı? Hepsi mi Türk gibi sorarsanız arkadaşlar bu konuda da hiçbir derdiniz olmasın. Mülakata girdiğiniz kişilerin hepsi Amerikalı. Yani Türk birisi seni mülakata almıyor. Amerikalı birisi alıyor ama bu çalışan Amerikalıların hepsi çok iyi bir şekilde Türkçe konuşuyorlar. Hatta orada her gittiğin zaten biraz anlatacağım. Her gittiğin güvenlikte veya mülakata alan kişiler sana ilk aynı soruyu soruyorlar. Türkçe mi konuşalım, İngilizce mi konuşmak istersin diye sana soruyorlar. Eğer İngilizce biliyorsanız, İngilizcenize güveniyorsanız size %100 çok şiddetle önerdiğim tavsiye İngilizce konuşun. Ama eğer İngilizce bilmiyorsanız veya ya ben çat pat konuşuyorum, güvenemiyorum, sıkıntı yaşarım diyorsanız Türkçe bir şekilde de girebiliyorsunuz. Amerikalı adamlar
Türkçe konuşabiliyor. Orada sen diyebilirsin ya ben Türkçe konuşmak istiyorum dersin. Amerikalı adamla Türkçe konuşarak da mülakatını gerçekleştirip vizeni de alabilirsin. Ama İngilizce girmek çok büyük bir avantaj. Yani düşün, şimdi sen Amerika'ya gideceğim diyorsun ki Amerika'nın ana dili İngilizce. Mülakata giriyorsun, karşındaki adam Amerikan, ana dili İngilizce ve sen Türkçe konuşacaksın onunla. Ya adam direkt sana diyebilir ya kardeşim sen benimle muhatap oluyorsun, Türkçe konuşuyorsun. Amerika'ya gideceksin, İngilizce bilmiyorsun. Amerika'da nasıl gezeceksin? Veya dil eğitimiyle mi gideceksin, çalışmaya mı gidiyorsun, turistik mi gidiyorsun fark etmez. Ya sen Amerika'ya gideceksin, daha iki kelime İngilizce bilmiyorsun. Daha benimle mülakatta İngilizce konuşamıyorsun. Amerika'da nasıl geçineceksin gibisine bir mantık. Yani direkt mülakatta 1-0 geride başlamış oluyorsunuz Türkçe konuşunca. Ama bu bir sorun değil. Tabii Türkçe de konuşabilirsiniz. Ben gittiğim zaman orada kulağımda çok duydum. Türkçe girmek isteyip de Türkçe konuşanlar, mülakata Türkçe girenler de çok vardı. Yani bu konuda bir sorun yok. Türkçe konuşabilirsiniz ama İngilizcenize biraz güveniyorsanız İngilizce konuşmanız çok daha iyi olur. Çok büyük avantaj olur. Yani sonuç olarak bir İngilizce konuşacaksın. Amerika'ya gideceğim ve İngilizce biliyorum dediğin zaman direkt maça 1-0 önde başlıyorsun. Ki ben de İngilizce girdim mülakata. Bana sordu Türkçe mi konuşalım, İngilizce mi konuşalım diye sordu. Dedim sıkıntı yok abi dedim İngilizce konuşalım dedim. Konuştuk ama hani çat pat İngilizce biliyorsanız Türkçe konuşmanızı öneririm. Çünkü mülakat maksimum 2 veya 3 dakika sürüyor arkadaşlar. Yani öyle 10 dakika 20 dakika sürmüyor. 2 dakika içinde red ya da onayı alıyorsun. Yani sana orada İngilizce bir soru sorduğu zaman eğer anlamazsan anlamadım pardon ne demek istediniz? Adam tekrarlayacak ikinciyi söyleyecek. İşte ne bileyim nereye gideceksin dedi. Sen yine anlamadın ya ne demek istedi falan deyip ya anlamadım özür dilerim dersen veya yanlış cevap verirsen örneğin nereye gideceksin diye sorarsan benim adım Mert dersin mesela. Yanlış cevabı verdiğin an anını reddi alırsın abi. Yani gözünün yaşına bakmıyorlar. Çok sertler abi. Çok sertler. Bunu net söyleyeyim yani. Yani evet belki karakterleri iyidir, güzel insanlardır, pozitiflerdir ama mülakatta sertler gözünüzün yaşına bakmaz. İngilizce dediği, sorduğu soruya yanlış cevap verirsen ya da anlamadım, pardon İngilizcem yetmedi gibi dediğin an geçmiş olsun abi. Ama bu da gözünüzü korkutmasın. Yani öyle gidip de böyle A2 seviyesinde İngilizce konuşmuyorlar sizinle. Gayet basit, kısa ve net konuşuyorlar. Yani mesela how old are you? What's your name, where will you go falan gibi böyle hani basit İngilizce konuşuyorlar. Yani aslında yani benim de İngilizcem öyle alışamlı çok çok iyi değil, öyle ana dilim gibi değil. Yani orta seviye bir İngilizcem var. Ben gayet de rahat bir şekilde anladım ve cevap verdim. Yani hiçbir sıkıntı mülakatta yaşamadım İngilizce dil anlamında. Dediğim gibi Türkçe İngilizce konuşmak size kalmış. Bir sıkıntısı yok. Sonrasında ise şimdi konsolosluğun kapısına geldiniz. En başta dediğim gibi bir tane adam pasaportunu istiyor. Hatta Türkçe konuşuyor Amerikalı bir adam. Günaydın, hoş geldiniz. Bayağı güleceğim bir adamdı. Pasaportunu ver falan dedi. Tamam dedim pasaportu verdim. Tamam dedi. Kenara geç sırada bekle dedi. Alacağız teker teker içeri dedi. Yana geçtim sırada ayakta bekledim. Arkamdan gelenler arkamda tek sıra halinde bekliyoruz. Sonra bir 5 dakika falan orada ayakta bekledik. Sonra bir tane Türk güvenlikler var. Çalışan güvenlikler Türk. Hani diplomatik çalışanların hepsi Amerikalı. Orada en son Türk bir tane güvenlik abi tamam gelebilirsin dedi. Geldim. X-ray cihazı var. Orada güvenlik kontrolü üstünüzü falan arıyorlar. Orada kutu var. İşte üstündeki eşyaları oraya koyman gerekiyor. Zaten eşya sokman içeriği yasak. Yani kemer varsa kemerini çıkartıyorsun. Gözlük varsa gözlüğünü çıkartıyorsun. İşte yanındaki evrakları da koyuyorsun. X-ray'den geçiyorsun. Üstünü falan arıyorlar. Yani bu normal klasik arama. Hani havaalanlarında olan gibi. Orada güvenlik kontrolünden geçtikten sonra zaten burada bir şey yok. Üstünüzü başınızı arıyorlar. Hani öyle tehlikeli madde bıçaktır, silahtır veya ne bileyim telefon cüzdan var mıdır gibisinden. Hani öyle bir kontrol. Oraya geçiyorsunuz. Bir sıkıntı yok. Sonra artık mülakat yerine gelme zamanı. Sonra biraz yürüyorsunuz, yürüyorsunuz ve binanın içerisine giriyorsunuz. Binanın içerisine girdiğinizde artık dananın kuyruğunun koptuğu yere geldik. Şimdi size burada da bütün taktikleri, her şeyi de anlatacağım. İçeri girdiğinizde önce bir Türk çalışanlar var. Oraya gidiyorsunuz. O diyor ki o size hani 3 tane önemli belge getirmeniz lazım diyordum ya. Bir pasaport, 2 bir tane vesikalık fotoğraf, bir tane de o doldurduğunuz DS-160 formunun olay belgesini getirmeniz lazım demiştim. İşte burada onlar gerekiyor. Girdiğinde hatta Türk bir kadın çalışan vardı. Dedi ki onay belgeni ver bana dedi. Verdim. Şimdi de vesikalık fotoğrafını ver dedi. Verdim. Pasaportunu ver dedi. Verdim. Bu 3 belgeyi istedi. Sonra orada bir 5-10 saniye hemen tık tık hani yani şey randevuya gelmiştir. Girişini yapmıştır gibisinden bir kayıt aldı. O Türk kadın çalışan bana sonra belgelerimi geri verdi. Tamam dedi. İçeri girebilirsin dedi. İçeri girdim. Bir baktım. Böyle bir heyecanla basmaya başladı. Böyle ya dedim ne olacak falan. Baktım böyle bir 10-15 tane gişe var. Her gişede yani bir 4-5 tanesi falan doluydu. Çalışan Amerikalılar vardı. Mülakat orada yapılıyor. Yanında da sıra bekleyenler var. Ve her şey böyle küçük bir alan. Küçük bir alanda oluyor her şey. Oturmak yok. Yani orada sıra beklerken ayakta bekliyorsun. Mülakata girdiğin zaman ayakta mülakata giriyorsun. Yani İstanbul'daki nasıl oluyordur farklıları bilmiyorum ama ben Ankara'da girdiğimde mülakata girdiğimi karşı konuşurken o adam da ayaktaydı. Ben de ayaktaydım. Aramızda bir cam var.
O mikrofonla konuşuyor. Sen normal konuşuyorsun. O mikrofonla konuşuyor. Ve arkada da bir sürü böyle sıra bekleyen insanlar var. Yani senin ne konuştuğunu herkes duyuyor. Ki sen sıra beklerken artık mülakat sıranı beklerken de diğer mülakatta olan kişilerin konuşmalarını rahat bir şekilde dinleyebiliyorsun. Amerikalı adam çünkü mikrofonla konuşup soruları soruyor. E sen de o duysun diye biraz bağırarak falan konuşuyorsun. Yani arkadaki herkes de sizi dinliyor bu arada. Bu konuda hani heyecan yapanlar olabilir. Ya arkamda 50 tane sıra bekleyen Türk var. Ya onlar beni dinleyecek ya yanlış cevap verirse falan. Ya bunun heyecanı olabiliyor tabii. Ama o tamamen sizin özgüveninize kalmış bir olay. Neyse girdiğinizde önce bir iki farklı sıra var. Bir mülakat sırası, bir de parmak izi alma sırası. Aynı sıra üzerinde oluyor. Önce sıranızı bekliyorsunuz. Parmak izi yeri gelince orada parmak izinizi veriyorsunuz. Orada da tabii farklı birisi çalışıyor. O mülakat değil. Sadece parmak izi alacak. Ama tabii ne kadar böyle pozitif, güzel konuşursanız güzel olur. Kadın bir tane çalışan vardı. Çok tatlı, güleceğim bir kadındı. İngilizce mi konuşalım, Türkçe mi konuşalım dedi. Dedim İngilizce konuşabiliriz. Sıkıntı yok dedim. Tamam dedi. Şimdi parmak izini alacağım dedi. Şimdi işte yok 4 parmak koy, yok 5 parmak koy, yok şunu koy, şunu koy, şu parmak izleri falan aldı. Tamam teşekkürler dedi. Gidebilirsin dedi. Parmak izini aldı. Sonra artık mülakat sırasına girdim. Sonra gittim yine ayakta bekliyorum. Önümde böyle bir 6-7 kişi falan vardı. Mülakatlar arkadaşlar taş çatlasın 2 dakika, 3 dakika falan sürüyor. Ama şöyle de bir bilgi vereyim. Benim mülakatım çok sıkıntılı geçti. Ben hatta bir ara dedim ki içimden mülakat sırasında bana dedim reddi verecekler kesin. Çünkü yani zaten benim hayat tarzımı biliyorsunuz YouTube kanalımdan takip edenler. Benim çok aykırı bir hayat tarzım var. Dünyayı geziyorum. Nerede olduğum belli değil. Hangi ülkeye gittim belli değil. Nerede ne yaptım belli değil. Yani böyle garip bir hayatım var. Pasaportumda onlarca yüzlerce damgalar var. Vizeler var falan. Yani etiketim yani. O yüzden benim uzun sürdü. Normalde herkesin maksimum 2 dakika sürer. 1,5-2 dakikada her şey biter. Onay ya da retin alır gider. Benim 6-7 dakika sürdü. Çünkü bana inanılmaz zorlayıcı sorular sordu adam. Bayağı bir zorladı. En sonunda dedim hatta red kesin gelecek diye de düşündüm. Neyse orada ben sırayı bekledim 5-6 kişi ki orada sırayı beklerken o an mülakatta olan kişileri de dinleyebiliyorsun. Dinliyorum acaba ne soracak, ne soruyor, ne konuşuyorlar falan. Hatta bir kişi red aldı, bir kişi onay aldı. Sıra falan gelene kadar falan olan dedim red alan da var, onay alan da var hadi hayırlısı falan filan derken sıra artık bana geldi. Benim sürecim nasıl geçti? Şimdi mülakat dediğim gibi normalde 2 dakika sürüyor en fazla. Benim 6-7 dakikalarda uzun sürdü. Beni çok sıkıştırdılar. Çünkü hani harbiden almamak için elinden geleni yaptı gibi düşünüyorum sanki. Ama sıkıntısız onayı aldım ama sıkıntı yok da. Şimdi bana ne sorular sordu, ne cevaplar verdim. Nerede iyi yaptım, nerede hata yaptım her şeyi size anlatacağım. Çünkü dediğim gibi getirdiğiniz evrakların hiçbir önemi yok. Senin bankanda kaç para var? Bankanda 1 lira var, 1 milyon dolar var. Mesleğin ne? İşsiz misin? Milyoner misin, iş adamı mısın? Hiçbir önemi yok. O 2 dakika içerisinde adam sana 3-5 tane soru soracak. Net bir şekilde cevap vereceksin. Ve adam tipini beğenirse, cevaplarını beğenirse onayı veriyor. Yani kim olduğunun, karakterinin hiçbir önemi yok abi. Yani ben şöyle bir insanım diye kendine güvenmeyeceğim. Ben mesela 43 tane ülke gezmişim. 7 yıldır dünyayı geziyorum. İkinci pasaportun son sayfalarına gelmişim. Yani ben almayacağım da kim alacak gibi düşünebilirsiniz. Hani ben bile reddi alabilirdim yani. O yüzden kim olduğunuza bakmıyorlar. O 2 dakikada kendini nasıl sattığına bağlı. Abi taktik şu. Öncelikle özgüvenli olacaksınız. Yani öyle böyle pısırık, mırın kırın konuşursanız direkt reddi alırsınız. Bak bu çok net diyorum. Yani mesela sana soracaklar Amerika'da nereye gideceksin? New York'a gitmek istiyorum. New York'a gideceğim falan derseniz direkt adam çık git ya buradan der. Direkt reddi verir. Abi özgüvenli net konuşacaksın. Nereye gideceksin? New York. Nereye gideceksin? Miami. Adın ne? Mert. Kısa ve net konuşacaksınız. Adam sana bir soru sorduğunda böyle kelimelerce, cümlelerce uzun uzun konuşup kendimi çok iyi tanıtayım, kendimi anlatayım falan derdine girmeyin. Orada da direkt reddi olursa adam işi gücü yok seni mi dinleyecek yarım saat çay kahve muhabbeti gibi yapmayın yani sakın. Ne sorduysa kısa ve net. Mesela kaç gün geliyorsun? 7 gün. Bitti. Yani 7 gün geleceğim ama şöyle yapacağım ama böyle yapacağım. Direkt reddi alırsın abi. Gözünüzün yaşına bakmıyorlar sizin. Ben ilk gittiğimde mülakat şöyle başladı. Geldim. Merhaba dedim. Hani İngilizce direkt konuşarak girdim. İşte iyi günler nasılsınız diyerek geldim böyle hani gülerek. Merhabalar nasılsınız? İyi çalışmalar dilerim falan. Sağ ol sağ ol dedi. Çok sert bir adamdı. Hiç böyle gülümsediğini görmedim o 5-6 dakika içinde. Hep böyle sert mimiklerle konuşuyor böyle böyle. Hani ne gülüyor ne bir şey falan. Ulan tam da sert adamına, dominant adama denk gelmişiz falan. İlk işte İngilizce mi konuşalım, Türkçe mi konuşalım diye bana sordu. Dedim İngilizce konuşabiliriz, İngilizcem iyi, hiçbir sorun yok dedim. Burada zaten ben 1-0 önde başlamış oldum İngilizce konuştuğum için. Sonrasında bana direkt şu soruyla başladı. Neden geliyorsun diye sordu. Bu fix bir sorudur. Herkese bu soruyu soruyorlar. Neden geliyorsun? Abi bunu net bir şekilde söyleyeceksin. Ben dedim ki gezmek için geliyorum. Bu kadar.
gezi dedim. Hani dil eğitimi içinse dil eğitimi edeceksin, çalışmaksa çalışmak diyeceksin. Neyse abi doğru diyeceksin. Ki bu sırada dediğim gibi videonun başında demiştim DS-160 formu çok doğru demiştim. Orada mülakat aldığında ekrandan açtı adam benim DS-160 formumu. Benim verdiğim cevaplara göre bana sorular soruyor. Mesela ben formu doldururken New York'a gideceğim demiştim. Ve adam ilk soruda bana o şekilde başladı. Amerika'da nereye gideceksin dedi. Ben de New York'a gideceğim dedim. Eğer Miami deseydim çık diyecekti adam bana. Yani formdakilerin birebir aynı doğru cevabı vermen lazım. Neyse nereye gideceğim dedi. Dedim New York'a gideceğim dedim. Kaç gün kalacaksın dedi. 7 gün kalacağım dedim. DS-160 formunda da 7 gün diye belirtmiştim. 7 gün kalacağım dedi. Peki bu 7 günden sonra ne yapacaksın dedi. Dedim Türkiye'ye geri döneceğim dedi. Geri mi döneceksin dedi. Evet dedim. Gerçekten geri dönecek misin dedi. Bak aynı soruyu 2-3 kere tekrar sordu. Yani çünkü bu mülakatın asıl amacı kendinizin mülteci olmadığınızı kanıtlamak zorundasınız. Türkiye'ye geri döneceğinizi kanıtlamak zorundasınız. Adam eğer Türkiye'ye geri dönmeyeceğini hissederse reddi verir. Bana 3 kere aynı soruyu tekrar sordu. Yani kaç gün kalacaksın New York'ta? 7 gün. 7 günden sonra ne yapacaksın? Türkiye'ye döneceğim. Hangi ülkeye döneceksin? Türkiye. Gerçekten dönecek misin diye sordu bir de. Gerçekten dönecek misin? Evet dedim tabii ki de geri döneceğim dedim. Sonra adam şöyle bir bakmaya başladı. Bir benim ekrana bakıyor forma bir bana bakıyor. 3 kere döneceğim mi diye sordu. Ondan sonra peki madem Türkiye'ye döneceksin Türkiye'ye döndükten sonraki planların nedir dedi. Yani dedim şu an dedim bir planım yok dedim. Şu an dedim bütün dedim planlarımı Amerika'ya gitmek üzere ayarladım. Ki DS formunu doldururken de 31 Ocak'ta gideceğim diye belirttim. 7 gün kalacağım döneceğim diye. Ve orada ne yapacaksın Türkiye'ye döndükten sonra dedi. Dedim bir fikrim yok dedim. Yani şey gibi oldu aslında daha doğrusu. Yani Türkiye'ye döndükten sonra nereye gideceksin? Hani hangi ülkeye gideceksin veya gitmeyecek misin falan gibisinden sordu. Yani ben de dedim yani belirli bir planım yok dedim. Çünkü sonuç olarak şu an Ekim ayındayız. Ocak 31 2025 yılında Amerika'ya gideceğim. 7 gün kalıp döneceğim. Sonrası için bir plan yapmadım. Şu an bir planım yok dedim. Sadece Amerika'ya gidip geri döneceğim dedim. Ondan sonrasında bana böyle bir tip bakmaya başladı. Bir forma bakıyor, bir bana bakıyor. Ben burada içimden dedim ki affedersiniz ama sıçtık dedim. Sıçtık dedim. Hani öyle bir yüz mimikleri var ki ters bakıyor falan. Aha dedim yani burada bayağı bir sıkıntı oldu. Orada size dedim yani kısa ve net cevaplar verin. Lafı hiçbir şekilde uzatmayın diye. Ben orada bir lafı uzatmaya başladım. Çünkü ben orada hissettim ki bir terslik var. Adam benim geri döneceğime inanmadı. Ben de orada hemen şöyle bir şekilde hızlıca iki cümlede kendimi tanıttım. Türkiye'ye döneceğim dedikten sonra dedim ki orada ben dedim 7 yıldır aktif dünya turu yapan birisiyim dedim. Ben dedim şu ana kadar 43 tane ülke gezdim. İkinci pasaportumu da bitirmek üzereyim. Son sayfalarına geldim. Eski pasaportum da hatta yanımda. İsterseniz verebilirim dedim. Ve ben dünyayı geziyorum dedim. Benim dedim amacım dedim dünyadaki bütün ülkeleri gezmek dedim. Hani o yüzden ben aktif olarak full time seyahat halinde olan birisiyim dedim. Sıradaki ülkede Amerika dedim. Amerika'ya da dünya turumun sadece bir tane ülkesi amacıyla gideceğim. 7 gün kalıp Amerika'da New York'u gezip geri döneceğim. Sonrasında başka ülkelere devam edeceğim ama onun planını daha henüz yapmadım çünkü daha çok ileri bir tarih diye. Hızlıca bunu bir 5-10 saniyede anlatmaya çalıştım. Burada biraz artıyı aldım diye düşünüyorum. Ondan sonra bana diğer sorularla yürümeye başladı. Normalde herkesin mülakatı burada biter. Yani bu kadar uzunlukta bir dakika iki dakika normalde tamam onaylandı ya da red çık derler normalde. Burada olay bitmiştir. İşte benim çok uzun sürdü. Hani adam aslında bana onay vermek istiyor ama içindeki ses verme diyor gibi hissettim. Ve bana sonrasında şöyle sorular sormaya başladı. Peki dedi sonrasında ben çok böyle aktif seyahat ediyorum falan diye böyle kendimi tanıttıktan sonra adam bir şaşırdı. Yine böyle bir tip bakmaya başladı. Pasaportumu aldı. İçindeki bütün sayfaları bütün sayfaları karıştırmaya başladı. Bütün vizelerime, damgalarıma bakmaya başladı. Hangi ülkeye gitmiş, hangi ülkeye gitmemiş falan filan bir bakmaya başladı. İçimden diyorum ki aha diyorum yine sıçtık. Çünkü neden? Herkesin çok merak ettiği bir soru da var. Daha önce ben İran'a gittim. Ne bileyim Afganistan'a gittim. Ne bileyim Arabistan'a gittim. Amerika vizesinde sorun olur mu diye çok da soru soracaklar vardır. Ben arkadaşlar daha önce mesela İran'a gittim. İran'a girdim, gezdim, çıktım. İran damgası, vizesi, pasaportumda falan var. Adam tabii benim İran damgam eski pasaportumda vardı. Eski pasaportuma bakmadı. Yani bu konuda net bir fikrim yok. Arabistan'dır, İran'dır, Afganistan'dır falan bu tarz ülkelere gittiysen sorun olur mu? Açıkçası buna net bir şey diyemem. O karşıdaki mülakattaki adamın yani zevkine kalmış yani. Ben sana şimdi net sıkıntı olur olmaz derim. Sen alırsın o alamaz yani. O karşıdaki adamın keyfine kalmış bir şey. Sonra benim bütün sayfalarımı karıştırdı. Baktı şaşırdı. Yani gitmediğim ülke yok. Yani pasaporta bakıyor Güney Amerika var.
Uzak Doğu var, Asya var, Orta Doğu var, yok Avrupa'nın belirli bölgeleri var falan. Adam şaşırdı, ulan nerelere gitmiş, kim bu adam ya falan gibisinden böyle bir şaşırdı. Baktı 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 baktı, sonra bana dedi ki en son hangi ülkeye gittin dedi. Dedim Mısır'a gittim dedim. Ne zaman gittin dedi. Mart ayında gittim dedim. Tamam dedi, açtı pasaportumu, Mısır vizesine baktı. En sonki sayfaya geldi. Evet, doğru bilgiyi verdi. Mart ayında Mısır'a girmişim. Doğru. Burada eğer yanlış söylemiş olsaydım, Ocak ayında gittim Mısır'a veya başka bir ülkeye gittim deseydim reddi alırdım. Burada net doğruyu söyledim. Ondan sonra adam, yani bana vizeyi vermemek için çalışırken, ilk geri dönecek misin olayında sıkıntı olmadı. Sonra pasaport olayında bir sorun olmadı. Şimdi maddiyattan girmeye başladı bana. Yani mülakatım çok uzun sürdü, normalin üstünde sürdü. Ve sonrasında bana şunu sordu. Şu an ne iş yapıyorsun dedi. Dedim sosyal medyada içerik üreticisiyim dedim. Hani böyle YouTuber'ım, Instagram'ım falan demedim. Sadece sosyal medyada içerik üreticiyim dedim. Nasıl yani içerik üretici derken nasıl yani dedi. Dedim YouTube ve Instagram hesaplarıma videolar paylaşıyorum, seyahat videoları dedim. Kısa ve net bir şekilde. O da ondan sonra şey dedi. Güzel para kazanıyor musun dedi. Yani şimdi bu soruya da ne cevap verilir ki? Yani normalde bir arkadaşına bile cevap veremez. Yani güzel kazanıyor mu? Yani orada ben de şöyle bir cevap verdim. Yani evet dedim, güzel para kazanıyorum. Ama çok fazla değil. Yani yeterli miktarda, güzel miktarlarda para kazanıyorum dedim. Ya şimdi orada hiç kazanmıyorum desen olmaz. Zenginim desen olmaz. Etiket olursun. Yani yeterli miktarda, iyi miktarlarda güzel kazanıyorum. Yes falan dedim böyle. Ondan sonra bana maaşımı sordu. Peki dedi, madem güzel para kazanıyorsun, kaç para kazanıyorsun dedi. Ben de aylık olarak mı söyleyeyim dedim. Evet dedi. Ulan dedim ne söyleyeyim. O an bir saniye içinde ulan dedim 100 mü diyelim, 300 mü diyelim, ne diyelim falan diye şaşırırken ben de orada tamamen sallamasyon bir şekilde. Burada da biraz hata yaptım. Bunu da siz de bilin. Öncelikle bu şekilde benim yaptığım hatayı yapmayın. O an kaç para kazanıyorsun deyince, yani benim zaten size de net bu videoda da söyleyeyim. Yani kazandığım net bir para yok. Yani çünkü YouTube'dan kazandığımız para her ay çok farklı. Yani reytinglere bağlı, videoların izlenmelerine bağlı. Yani bu ay yaptığım video 10 bin izlenmiştir, 10 dolar kazanırım. 1 milyon izlenmiştir, ne bileyim 1000 dolar kazanırım. Yani mesela bu ay ne bileyim 100 dolar kazanırım. Diğer ay 10 bin dolar kazanırım, diğer ay 300 dolar kazanırım, diğer ay 2000 dolar. Yani o kadar değişken ki yani bizim YouTuber'ların kazandığı kazançlar. Adamın sorusuna da bir an afalladım, yani cevap veremedim. Orada dedim ben de 1000 ile 2000 dolar arasında para kazanıyorum dedim. Yani o an şöyle düşündüm, çok düşük bir rakam söylemeyeyim, 300-400 dolar kazanıyorum demeyeyim dedim. Hani şimdi sen fakirsin der, Amerika'da bu para yetmez der falan. Ama çok zenginmişim gibi de bir muhabbet de yapmayayım. 1000 ile 2000 dolar arası kazanıyorum dedim. İşte burada sıkıntı oldu. Çünkü net bir cevap vermem gerekiyordu. 1000'se 1000, 2000'se 2000 kardeşim. 1000 ile 2000 arası kazanıyorum ne demek? Şimdi ben orada 1000 ve 2000 dolar arası kazanıyorum dediğimde adam şöyle bir baktı. Nasıl yani dedi. 1000 mi kazanıyorsun, 2000 mi kazanıyorsun diye sordu bana. Yani işte burada hata yaptım. Siz yani maaşınızı sorarlarsa net bir rakam söyleyin. Dolar bazında söyleyebilirsiniz. Ya ben de size az önce dediğimi ona açıkladım hızlıca. Yani dedim benim belirli kazandığım bir para yok. Hani YouTube sistemini biliyorsundur dedim. Sonuç olarak adam Amerikalı, bilmesi lazım zaten yani, Amerikan şirketi. Yani dedim yani reytinglere bağlı dedim. Kimi ay 1000 dolar kazanıyorum, kimi ay 2000 dolar kazanıyorum. Yani alt limit 1000, üst limit 2000, ortalama 1500 falan kazanıyorum dedim ben de. Böyle uydurdum yani. O da tamam dedi. Ondan sonra mülakat abi burada bitti artık. Yani bu anlattıklarım ise 5-6 dakika sürdü, burada bitti. Tamam dedi. Başladı bilgisayarda bir şeyler yazmaya. Tık 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 tık. Klavyede bir şeyler yazıyor. Artık yani benim vizemin onaylanması ya da reddinin belgesini hazırlıyor. Tabii orada bana hiçbir şey söylemedi. 2 dakika, belki 2,5 dakika sürmüştür. Hiçbir şekilde bir şey konuşmadık. Göstermesi bile yok. Bir girdi bilgisayar, tut 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 tut, 2 dakika boyunca bir şeyler yazdı. Ben böyle ona bakıyorum, iyice gerildim, kasıldım. Bir şey söylemiyor. 2 dakika boyunca bekledim. Orada ben bu 2 dakika içine düşündüm ki, dedim reddi aldık Mert, hayırlı uğurlu olsun. Abidik gubidik sorular sordu. Elimizden geleni yaptık. 2 dakika oldu, hala yazıyor, bitmedi. Kesin reddimin sebeplerini yazıyor. Bu sebeplerden ötürü reddi almıştır diye yazıyordur diye tahmin ettim. Ben orada böyle artık tamam işte geçmiş olsun falan demesini beklerken bir anda bitti. Bana bir kağıt uzattı. Dedi ki tebrikler, Amerika vizeniz onaylanmıştır. İyi seyahatler dedi. Aram dedim. O an bir mutlu oldum böyle. Tabii bozuntuya verdim. Aram demedim. Tabii orada da yani böyle bir güldüm direkt. Thank you dedim. Teşekkürler falan filan aldım ve çıktım. Ve olay bu arkadaşlar, bitti. Bütün süreç bu. Oradan çıktıktan sonra da kısaca da şunu söyleyeyim. Peki sonrasındaki işlevler nasıl oluyor? Orada direkt vizenizi anında almış olmuyorsunuz. Şimdi sıkıntılı bir şey anlatacağım, önemli olan. Şimdi Amerika vizesini Ankara'da veya İstanbul'da aldınız. Pasaportunuzu orada bırakıyorsunuz. Pasaportunuzu orada bırakıp çıkıyorsunuz ve onlar PTT kargoyla kargolama yapıyorlar. Ama maalesef ki, yani bu çok sinir bozucu bir olay.
evinize kargolamıyorlar veya yaşadığınız şehre de kargolamıyorlar. Ben Kuşadası'nda yaşıyorum. Mülakata Ankara'da girdim ve Ankara'da pasaportumu İstanbul'a kargolamışlar. Yani ben mülakata dün girdim. Pardon, 2 gün önce girdim mülakata. Dün de bana mesaj attılar. Yani PTT şubesi bana SMS gönderdi, dedi ki Amerika Büyükelçiliği'ndeki pasaportunuz kargosu yola çıkmıştır. Teslimat adresi İstanbul Beşiktaş PTT şubesi. Maalesef ki pasaport ya Ankara ya da İstanbul'a tekrar gidip almanız gerekiyor. Kargo artık ne zaman gelirse, 3 güne mi gelir, 1 haftaya mı gelir, 10 güne mi gelir? İstanbul ya da Ankara, hangisiyse oraya gidip tekrar almanız lazım. Ben Kuşadası'nda yaşıyorum. Mülakat için Ankara'ya gittim ve Kuşadası'na geri döndüm. Şu an Kuşadası'ndayım ve pasaportumu teslim almak için artık PTT bana haber verecek, ulaşmıştır diye. Ne zaman SMS gelirse atlayıp İstanbul'a gideceğim, pasaportumu alıp geri döneceğim. Maalesef böyle de bir sıkıntı var arkadaşlar, haberiniz olsun. Yani yol masrafı yapmanız gerekiyor. Bir mülakat için git gel yapıyorsun, bir de bir hafta 10 gün sonra bir daha bir de pasaportu almak için git gel yapıyorsun İstanbul ya da Ankara. Yani Türkiye turu yaptım şu vizeyi almak için. Ankara Kuşadası, Kuşadası İstanbul olarak Türkiye turu. Yani ve bu şekilde şu an ben pasaportumu bekliyorum. Daha elime ulaşmadı. Dediğim gibi 2 gün önce işte girmiştim. Şu an ben pasaportun gelmesini bekliyorum. Geldiğinde de atlayacağım İstanbul'a gidip pasaportumu alıp geri döneceğim. Bir ton yol masrafı falan filan yapmak gerekiyor. Ama yapacak bir şey yok. Vize onaylansın yeter. Eğer vize reddi alırsanız pasaportunuzu orada size direkt teslim ediyorlar. Kendi pasaportuna çıkıyorsun. İşin gücün bitiyor. Eğer vizen onaylanırsa pasaportu işte bir hafta 10 gün sonra gidip alıp geliyorsun. Yani size kısacası demek istediğim arkadaşlar, mülakat tek önemli olan şey, götürdüğün evraklar, senin kim olduğun, bankanda kaç para olduğu, senin ne meslekle uğraştığın, anan baban kimdir, sen kimsin, önemli biri misin, boş biri misin, hiçbir önemi yok. Mülakatta abi o 2 dakika içinde kendini nasıl tanıtırsan, o adam sana güvenirse vizeyi verir. Senin tipini beğenmezse vizeyi vermez abi. Olay bu. Özgüvenli olun, kısa ve net konuşun. Olay bu. Başka diyeceğim bir şey yok. Başka merak ettiğiniz şeyler varsa videonun yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sizlere bildiğim bütün tecrübelerimi, deneyimlerimi anlattım arkadaşlar. Başka da böyle öğrenmek merak ettiğiniz şeyler varsa videonun yorumlarına yazın. Oradan olabildiğince size yardımcı olmaya çalışırım. Bu kadar arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Ben artık aldım 10 yıllık vizeyi. Artık darısı sizlerin başına. O zaman arkadaşlar görüşmek üzere. Diğer videolarda görüşürüz.